Herkese merhaba. Capsok'la girişim ve teknoloji dünyasının haftalık gündemine hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün full Türkiye'den haberlerimiz var. Oldukça güzel de bir gündem. Hızlıca da başlıyorum ama başlamadan önce ee, bizleri Instagram'dan mutlaka takip edin. Biz startup ve girişimcilik konularında içerikler üreten, orijinal formatlar üreten e, bir medya girişimiyiz. Ana iletişim mecramız ise Instagram. Dolayısıyla bizi takip edin. Eğer ki destek olmak isterseniz de açıklama kısmında e, Patron, Patreon linkimiz var. Oradan tıklayıp bize destek olabilirsiniz. İlk haberimiz de Fomo Games'ten. Fomo Games e, aslında bizim alışık olduğumuz son zamanlarda kurulan girişimlerden oyun stüdyolarından biri değil. E, 2019 yılında kuruluyor. Hı -hı. Bir adet oyunu var. Şimdi 163 milyon lira değerleme ile 17 milyon lira değerleme aldı. Hı -hı. E, gayet oldukça güzel bir rakam. Burada hem VC var hem melek yatırımcı var bu arada içeride Hı -hı. bu turda. Şeyi iyi yabancı Yatırımcılardan bir tanesi Vudu. Vudu biliyorsun ki işte Avrupa'da birçok e, unicorn oyun stüdyosuna sahip güzel bir publisher, güzel Hı -hı. bir oyun Hı -hı. Stüdyosu, o da stüdyosu diyeyim. Güzel bir şirket. Güzel de bir referans oluyor aslında. Aynen. %4'üne sahip Fomo Games'in. Bu da bence e, Fomo Games zaten yani globalde yayın yapan bir oyun stüdyosu ama elini çok çok kuvvetlendirecektir diye Hı -hı. düşünüyorum. E, şu an bu 17 milyon lirayı nereye harcayacağını tam olarak bilgi vermemişler. Ama sitesine baktığımızda birçok açık pozisyon mevcut. Dolayısıyla ekibi genişletip bence yeni bir oyuna veya mevcut oyuna tabii ki pazarlama desteği sunmayı düşünüyor olabilirler. Biz de yakın zamanda kendileriyle iletişime geçip bu ayrıntıları öğreneceğiz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ee, yine bir yatırım haberiyle devam ediyoruz. Bu hafta içi hatta pazartesi günü yatırım aldıkların, duyurdukların biz Instagram'dan zaten e, hmm, paylaşmıştık evet. bu bilgiyi. Fakat haftalık gündemde de mutlaka yer verelim istedik. E, Türk ve Amerika hisse senetlerine kolay ve komisyonsuz ulaşım ve satın alıp e, tekrar satma imkanı sağlayan Midas, Deniz Bank'ın e, faaliyetini yürüttüğü Deniz Ventures'tan 1 milyon dolar yatırım aldı. Evet. Ben bunu videoda böyle akıcı söylememiştim. <gülüyor> güzel. <gülüyor> bu kadar i̇nanmışım ki bu yatırıma. Yani çok güzel bir rakam tabii ki de. Midas zaten söylediğimiz gibi yani hisse alıp satmanızı Hı. sağlıyor komisyonsuz. Veya gerçi Amerika hisse senetlerinde de e, belli bir tutara kadar, kadar aynen küçük bir sabit ücret alıyor. Yani Hı. henüz benim bir hissesel yatırımım yok. Hı. Ama Midas'ı okuduktan sonra... Neden olmasın dedim çünkü çok kolay hissiyat veriyor. Bana. Tabii canım zaten şey konuşmuştuk ya seninle geçen ay Clubhouse'da Ben maaşlarımdan biraz biraz kenara koyup şu an midası bekliyorum çünkü o deneyimleyeceğim bir hisse satın alım alımını. Ee, dolayısıyla dört gözle bekliyoruz. Evet, en Egen. az ne kadarlık satın alabiliyoruz falan bunların da belki deneme videosunu çekeriz. Aynen Onları da bir kesinlikle deneyim videosu <laughs> gelir. Geç mi sonraki haber? Geç. Aslında Movico'yu size çok yakın zamanda e, aktarmıştık. E, eğer bir e-ticaret siteniz varsa bunu bir mobil uygulamaya dönüştüren ama öyle tek düze değil kişiselleştirebildiğiniz Yüzlerce, bir evet, evet birlikte e, kişiselleştirebildiğiniz bir bir uygulamaya, uygulamaya dönüştüren e, platform Movico. TeamUp tarafından 1.6 milyon dolara satın alınmıştı birkaç hafta önce. Şimdi ise Sina yatırım aldı. 8 milyon dolar değerleme ile aldı. Fakat tam olarak ne kadar yatırım yaptığını bilmiyoruz. Mavuk bence güzel haberler alacağız. Çok çok hayırlı ha, Benim olsun. sadece şey dikkatimi çekti. 3 hafta önce 1.6 milyon dolara satılan uygulama şey e, girişim 8 milyon dolar değerlemeye çıkmış 3 hafta içerisinde. Evet. Çok... Timop işini biliyor. Timop hemen <laughs> abi. Yine bir yatırım haberimiz var. Kredi danışmanı hizmeti sağlayan interaktif kredi 8 milyon TL değerlemeyle yatırım aldı. Aynen. Ee, yani mesela ben yaptıkları şeyi okuyunca FinDex'ten ne kadar bir farkları vardır diye düşündüm. Aklıma çok ayrıştırıcı bir nokta gelmedi hmm. ama muhtemelen daha bir e, danışmanlık anlamında hani şöyle şöyle kredi çekebilirsin veya senin şu anki gelir durumunda ancak bu kadar kredi çekebilirsin. Bunu da sana en iyi oranla şu banka veriyor gibi bir hizmetleri var muhtemelen. Hmm. E, yatırım dediğimiz gibi e, değeri ve miktar şey değeri belli de yatırımın miktarı belli değil. Hayırlı olsun. Şey Findex mesela daha çok skoruma bakabildiğim... Evet. ...aynı zamanda eğer bir kredi borcum var onları takip edebildiğim bir sistem değil evet, mi? Evet. Evet. İnteraktif kredi daha çok bize nereden daha e, i̇yi bir ucuza iyi bir oranlı kredi alabilirim. Yani, ama aynı zamanda puanlamanı da yapıyor senin Findex ha, gibi. Ha. ha tamam peki yani. puan riskini de. Aleste yatırımdan aldı bu arada. <laughs> Dolayısıyla iki tarafı da kutlayalım. Umarım iki taraf için de güzel bir anlaşma olur. Güzel bir haber var. Derken. Türkiye, aynen derken. 500 İstanbul yepyeni bir fonunu kapattı. Evet. 30 milyon euroluk bir fon. 500 Startups'ın ortaklığında Reina Onur ve Enis Tulli'nin liderliğinde Türkiye merkezli ilerleyen, çok zor bir cümle kurdum ama becerdim gibi bir girişim, yatırım, bir girişim sermayesi yatırım fonu. Erken aşama teknoloji girişimlerine 500 bin euroya kadar yatırım yapacaklar. Yatırım yaptıkları girişimlerde olumlu senaryoda devam yatırımı olarak 2 milyon euroya kadar e, yatırım yapacaklar. Haliyle bence e, hepimiz için, tüm ekosistemciğimiz için güzel bir haber. E, World Cup'un da 8. dönem girişimleri belli oldu. Aynen. World Cup girişimcilik programının. E, 8 tane girişim seçildi bu dönem. Kendilerine gerçekten güzel bir şey, başarılı bir program dönemi diliyoruz. E, İsimlerine ve detaylarına hem e, story'den ulaşabilirsiniz... Instagram hesabımızda hem de web sitemizden okuyabilirsiniz. Bu dönemin tabii ki de şeylerinden yine geçen dönemde olduğu gibi online gerçekleşecek olması programın ayrışan noktalarından biri. Evet. Bunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla artık İstanbul ağırlıklı bir e, girişim alıyor durumu kalmadı. Hı hı. Dolayısıyla bir sonraki dönem için zaten onlarda hani başvurular hiç kapanmıyor. İstanbul dışındaysanız da her zaman başvurabilirsiniz. Reklam değildir. Helal olsun. Gerçekten güzel anlattın ama. Çok benzer diğer bir haberde de Lonca Girişimcilik Merkezi'nden geliyor. 6. dönem girişimlerini e, belirledi Lonca Girişimcilik Merkezi. Burada 12 startup var. E, ben de Lonca Girişimcilik Merkezi'ni biraz anlatayım o zaman. Madem, sen, <laughs> madem, reklam, <yapmıyoruz. gülüyor> madem reklam yapmıyoruz. Seçilen 12 girişim 6 ay boyunca eğitim alacaklar. ...Workington'da ofis erişimine sahip Hı -hı. olacaklar. 40 bin liraya kadar RG ve hibe desteği sunulacak. Hı -hı. Bunların yanında ise e, hukuki ve diğer bütün danışmanlıklar, hizmetler sunuluyor Hı -hı. olacak. Hı -hı. E, tüm girişimlerimize tebrik ederiz kendilerini. Umarız güzelce bir e, büyüme dönemi geçirirsiniz bu ayda. Bu haberle bu haftanın gündeminin sonuna gelmiş olduk. E, Sonda yaptığımız duyurularımızı tekrarlayalım. Bizi Instagram'dan mutlaka takip edin. Çünkü girişimcilik dünyasına ait e, özgün hızlı, e, özenilerek hazırlanmış içerikleri paylaşıyoruz sizinle. E, bir de her yerde yer alan patron linkimize tıklayarak kendinize uygun paketlerden bir tanesini üye olursanız biz çok mutlu oluruz. Şahane desteklerimize teşekkürler demeden Umut önce bir isimlerin sayesinde sonra teşekkür edelim. Aynen. Melis Dural, Tim Flunser, Akın Arslan, Lokman Ökten, Ahmet Tosun, Mücahit Köse, Oblok, Görkem Kukbalcı, Serkan Kocaman, Yahya İkinci, Ercan Pilcioğlu, Eytan Nahmiyaz, Nur Sevencan, Koray Bahar, Arenin Alt, Mustafa Namoğlu, Özgöz ve Yusuf Yıldız. Gerçekten teşekkür ederiz. Bir şey soracağım. Orhan Bayram bin dolardan abone olmamış Yok mı? Orhan Bayram abone olmamış yani. O evet. zaman adını söylemiyoruz abi. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> e, bu arada yani. Çok teşekkür ederiz. Günden güne söylemek zorlaşıyor ve uzunlaşıyor bu sekansımız. Evet. Bu da bu destek kere, hakikaten bizim için çok önemli deyip almaya başlayacağım yine. <laughs> Şuraya <laughs> bir tane led alacağız. Biraz daha çoğalırsa. isimler orada akacak. <laughs> İkinci hafta sonra <laughs> konsept buna evrilecek. Teşekkür ederiz. Orada yer almak isterseniz ayrı bir paket oluştururuz. <gülüyor> <gülüyor> bu haftalık da günden bu kadardı. Teşekkür ederiz. Bir sonraki haftada görüşürüz. Kendinize iyi bakın.